Günaydın herkese. Şu anda Didim Akkük'e geldik. Didim Akkük plajındayız şu anda. Karavana seyahatimizin bugün 3. günü. Günlerden pazartesi. Şöyle karavanımızla bu gece konakladığımız yeri sizlere göstereyim. Bu gece konakladığımız yer Didim Akbük, hemen sol tarafımızda plaj. Şöyle görüyorsunuz. Burası Didim Akbük'ün plajı. Zaten buradan komple plaj geliyor. Tam kaldığımız yeri Didim Akbük'e girdikten sonra karşımızda Maxeria Otel var. Maxeria Otel'in hemen ön tarafındaki plaja girdik. Bu bölge güzel bir bölge. Sabahleyin saat 8 gibi uyandık. Uyandıktan sonra önce bir saatlik bir yüzme yaptık. 9 gibi geldik. Kahvaltımızı hemen birazdan göstereceğim size. Karavanımızın gölge alan bölgesinde karavanımızın yanında yani kahvaltımızı yaptık. Karavanımızla seyahatimizin 3. gününde bu bölgeyi Didim Akbük'e indik. Yani Ege bölgesinde sırasıyla Çeşme'den başladık. Çeşme Ilıca Altınkum'dan. Ondan sonra Kuşadası'na uğradık. Kuşadası'nda bölge olarak. Ondan sonra Kuşadası'ndan sonra da şu andaki bölgemiz Didim Akbük. Dün Altınkum'da Cennet Koyu'na girdik ama bize Cennet Koyu için bize söyledikleri, yani karavanımızla girmemizi söylediler. Güzel bir koymuş. Ama biz de yani sonuçta yol kötüyse girmenin bir anlamı olmadığı için Altınkum Cennet Koyu'ndan girmedik. O yüzden rotamızı Akbük'e çevirdik. Burada bu bölge için sabah kahvaltısını yaptığımız bölgeyi size göstereyim. Şöyle gölgelik bir alanda kahvaltımızı bir bitirdik. Ondan sonra kahvaltı sonrası hazırlığımızı yapıp bundan sonraki gideceğim lokasyon Bodrum. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'da da işte bu serbest dalgıçlar için birkaç rota belirledik. Onunla ilgili zıpkınla balık avı nerede yapılır? Onun için akyarlar gördüm ben. Biraz araştırmalarım sonucu akyarları gördüm. Turgut Reis'te birkaç nokta var. Oralara buradan sonraki Akbük'ten sonraki rotamız oralar. Karavanımızla seyahatimizin dediğim gibi bugün 3. günü. Karavan alacaklar için tavsiye eder misiniz? Şahsen tavsiye ederim. Karavan gerçekten şöyle bir şey var. Karavanın güzelliği, eviniz arkanızda, dünya önünüzde, her yer sizin eviniz. O şekilde şöyle arka tarafta dediğim gibi hemen plajı var. Plajı bu tarafta. Şöyle hatta sizlere plajını da göstereyim. Şöyle gittiğimizde plajını sizlere tanıtayım. Sabahleyin girdiğimiz plaj bu şekilde aşağıda. Güzel bir plajı ve denizi var. Burada kum yok. Kum olan bölgeler hemen şöyle karşı taraftaki bu biçilere gidebilirsiniz. Bu bölge için şu anda kum yok ama biz sabahleyin ben girdim. Şöyle şu karşı adalara kadar yüzdüm. Karşı gördüğünüz adalarda. Ondan sonra sabah yüzmemi tamamladım. Şöyle görüyorsunuz zaten plajı. Güzel bir plajı var. Şöyle gölgelik yerlerde bizim gibi kahvaltınızı, öğlen yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şöyle özellikle çocuklar için şöyle dubolar koymuşlar. Gerçekten onları beğendim.
En azından buradan açıldığı zaman o dinlenmek için o dubalarda çocuklar atlayabilir. Böyle güzel bir yer. Hemen zaten arkamızda karavanımız hemen karşıda zaten. Karavanımızla dediğim gibi Max Seri Otel'in önünde karavanınızı çekip burada konaklayabilirsiniz. Bir de yani karavanla seyahatte her gittiğiniz bölgeye paralı yerler olmuş. Hep sonuçta günlük 100 lira alıyorlar. Aslında ben 2 tane güneş paneli taktırdım. Gittiğiniz kamp yerleri genellikle gölgelik ve ağaçlık oluyor. O bölgelerde bu güneş panelleri için çok verim alamazsınız. Şöyle biraz da denize doğru yaklaşayım. Denizin en azından berraklığını size göstereyim. Şöyle. Kum. Bu gördüğünüz bölge biraz kum. Güzel bir bölge. Şöyle karşıda gördüğünüz yol zaten Bodrum yolu. Bu tarafa doğru birazdan seyahate çıkacağız. Zıpkıncılar için genellikle biliyorsunuz şey olması lazım. Kayalık, taş, balıkların bol geldikleri bölge. Evet. Dilimden görüntüler bunlar. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Şöyle karavanımıza doğru ilerliyorum. Evet, karavanda da kahvaltımızı yaptık. Mahmut abi de beraber karavana çıktığımız ilk seyahatimde efsane zaten videolarımdan biliyorsunuz. Efsane dalgıç Mahmut Pir'le beraber olduk. Bugün sabahleyin onunla beraber yüzmemizi bitirdik. Bugün de beraber dalış yapacağız Mahmut abiyle. Mahmut abi bu işte zıpkınla balık avı işinde gerçekten çok iyi. Bana hem eğitim veriyor. O şekilde bir günümüzü geçiriyoruz. Hem de balığımızı alıyoruz. Yani her öğlen balık yiyoruz. Balık ziyafeti güzel oluyor. Şöyle karavanım gölgede güzel bir yerde. Güneş panelleri bu arada üstte. Güneş panelleri bol bol güneşi alıyor. Yani inverter var. 2 tane 100 amperlik jeleküler var. Bunlara doldurarak içeride buzdolabım var. Buzdolabından akülerimi dolduruyor. Evet, günaydınlar Mahmut abi. Şöyle alayım ben sizi. 3. lokasyonumuz olan Didim Akbük'e geldik. Burayla ilgili görüşlerinizi sizinle alalım abi. Neler düşünüyorsunuz burayla ilgili? Süper, çok sakin, gölgelik güzel bir yer bulduk. Geceledik burayı. Deniz çok güzel, yüzdük, kahvaltımızı ettik. Şimdi hep program çiziyoruz kafamıza göre, kopuk uçurtma. İstediğimiz yere geziyoruz. Güzel evet. Yerleri keşfetmeye devam ediyoruz. Evet, onu söyledim. Bundan sonraki lokasyonumuz şey olarak Bodrum gözüküyor. Yani bu bakacağız. Arada işte hem dalabileceğimiz hem piknik yapacağımız yerler varsa konaklaya gideceğiz. Zaten Mahmut abinin dalgıç arkadaşları var. Burayla ilgili yani özellikle Bodrum'la Akbük'le Bodrum arasındaki birkaç tane bölge, balık çıkan bölgeyi bizlere sağ olsunlar söylediler. Şimdi rotamız orası. Birazdan o bölge için çıkacağız. Gideceğiz bu tarafa. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet. Birazdan toparlanıp
Akbük seyahatimizi sonlandıracağız. İyi günler.